Herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle LGS Ders Çalışma Günlüğü'nün part 4'ü çekiyoruz. Bugünkü ders çalışma programımı söylemeden önce, daha doğrusu hazırlamadan önce size biraz genel anlamdaki çalışma düzeninden bahsetmek istiyorum. Son bir haftadır günlük soru sayımı 200'e çıkardım ve bunun altına istisnai durumlar dışında düşmemeye çalışıyorum. Sadece bizim 2 haftada bir denememiz oluyor. Genel LGS denemelerimiz oluyor. Ve ben biliyorsunuzdur belki, cuma günleri ders çalışmıyorum. Yani bilmiyorum, çok önceden gelen bir alışkanlık. Yaklaşık 4. sınıftan gelen bir alışkanlık olduğu için cuma günleri ders çalışmıyordum hiç. Onun yerine hafta sonu 2 gün daha ders çalışıyordum ve bu şekilde dengeliyordum. Ama 2 haftada bir deneme sınavımızın olduğu günler, deneme bu arada cumartesi günü oluyor ve cuma günü ders çalışmazsam kendimi kötü hissediyorum dolayısıyla. Bu yüzden de cuma günleri en az bir 100-150 soru çözmeye çalışıyorum. Ondan sonra cumartesi günü zaten deneme dolayısıyla soru çözmüş olduğum için pazar günleri dinleniyorum. Ama bu düzen 2 haftada bir hani değişiyor, 2 türlü programım var. Denemenin olmadığı hafta ise bizim cumartesi günleri online dersimiz oluyor. Kurs gibi, böyle saat 1'e kadardı yanlış hatırlamıyorsam. O haftalar içerisinde de her zamanki programım gibi perşembe gününe kadar her gün 200 soru, artık cuma günleri ders yok. Cumartesi ve pazar günleri ders çalışıyorum. Bu şekilde bir programım var. Saatlerimiz 6'ya 10 var. Ben daha yeni ders çalışmaya başlayacağım. Böyle bir programım var. Size de bunu söyleyeyim dedim. Belki siz de uygulamak istersiniz. Normalde bir hafta öncesine kadar mı oluyor? Evet, bir hafta öncesine kadar işte maksimum 150 soru çözebiliyordum. Bir tek bir cuma günü okula tüm gün gitmemiştim. O gün 235 soru olması lazım. Öyle bir soru sayısı çözmüştüm. Ama ortalama olarak 100-150 soru çözüyordum öncesinde ve biraz verimsiz geliyordu açıkçası. Çünkü günlük yapmak istediğim her şeyi yapamıyordum. Ve böyle 200 soru çözdükçe soruları yapabilmeye başlıyorsunuz ve bu daha çok sizi böyle motive ediyor ve benim de çok hoşuma gittiği için artık böyle bir çalışma programı oluşturuyorum kendime. Zaten diğer yıllarımda görmüş olabilirsiniz, böyle bir planlayıcım var. Pazara kadar günler ayrılıyor, bir de notlar bölümü var. Bunu her gün, şöyle göstermem gerekirse, doldurmaya çalışıyorum. Biraz parlıyor gerçi ama. Buna böyle yapacaklarımı önceden yazıyorum. Sonra onları uyguluyorum. Mesela dün tam 200 soru çözmüşüm. Bugün de yine 200 civarında bir şeyler çözmeye çalışacağım. Belki 200'ün üstüne de geçebilirim ama tam bilmiyorum. Ve size geçen videoda bana böyle sohbet etmek için soru sormanızı istemiştim. Oradan şimdi 2 tane soruyu cevaplayacağım. İlk olarak herhalde benim de kendi kanalımda en çok aldığım soru bu olabilir ama şimdiye kadar hiç cevaplamamıştım diye hatırlıyorum bu LGS döneminde. Hangi liseye gitmek istiyorsun demiş Gülcanur Özkanlı ve bunu bir açıklayayım. Yani aklımda aslında hani tek bir lise var. İşte bir tek oraya gitmek istiyorum diyemem. Şu anlık çünkü daha deneme sonuçlarım kesin bir kesin bir şey vaat etmediği için şu an tam olarak da bir tahmin yürütemiyorum. Hani şu denemede bu kadar yaptım, demek ki şu liseye girebilirim falan diye. Çünkü şimdiye kadar sadece 2 ünite işlediğimiz için hani devamında ne olur bilemem. Bu yüzden aklımda net bir lise yok. Ama tabii ki hani herkesin gönlünde yatanlar gibi benim de hani hedefim, yani çalışma prensibi olarak diyeyim aslında, kendimi yüksek liselere hazırlıyorum. Artık elimden geleni yapacağım. Ve LGS sonrası göreceğiz hep birlikte. Ama dediğim gibi şu an aklımda hani net bir lise yok. Ve bu süreçte ne kadar mümkün olur bilemem ama böyle birkaç liseyi de gezmek istiyorum açıkçası. O da mümkün olabilirse çok güzel olacak benim için. Ama hani zamanla artık denemelerin sonuçlarını da almaya başladıkça bu fikirlerimin gelişeceğini ve artık bir yerden sonra da hani netleşeceğini düşünüyorum. Bakalım. Şu an bence biraz erken. Duru matematikte zorlanıyor musun? Mesela bir soru için kaç dakika harcıyorsun demiş Emine Ersöz ve bunu bir cevaplayayım. Matematikte tabii ki herkesin büyük ihtimalle olduğu gibi zorlanıyorum. Şu an mesela özellikle 1. ünitede gelişme kaydettiğimin gerçekliğini görebiliyorum. Fark edebiliyorum bunu. Çünkü en başlarda hani diyorum ki, eski testlerime bakıyorum, diyorum sen bunu nasıl yanlış yapmışsın? Yani biraz daha böyle soru çözdükçe gerçekten pratiklik kazanıyorsunuz. Ve hani başka bir soru kalıbı bile olsa eskiden çözdüğünüz bir soru kalıbını çok kolay bir şekilde çözebiliyorsunuz aslında. Mesela 1. ünitede karşıma çıkan hani belirli başlı soru kalıpları vardır. Sizin de mutlaka gözünüze çarpmıştır bunlar. İşte tuğla soruları, yol soruları falan. Bunları 1-1,5 dakikada çözebiliyorum. Bu bir sayfalık yeni nesil sorularda değişiyor. Denemelerde süre yetişiyor.
Hani şu an evde çözdüklerimin net bir süresini söyleyemem. Ama denemede yetiştiriyor muyum? Evet. Denemede sayısal için bize verilen süre 75-80 dakika olması lazım 40 soru için. Oradan hesap edersiniz. Ben sayısalda genellikle süremi arttırıyorum. Sonra da yapamadığım sorulara geri dönüyorum. Ama bir soru için hani kaç dakika harcıyorumdur? Yani aslında çok da fazla dakika harcamamaya özen gösteriyorum. Çünkü hani evde ne yapıyorsam aslında denemede biraz olduğu için yaklaşık hadi 1,5-2 dakika diyelim. Şimdi biraz da bugün neler yapmayı planladığımdan bahsedeyim sizlere. Bir kere FEN'den çözülmedik bir 60 sorum falan var. Bu ikinci üniteye daha ben hiç başlamadım. Bu yüzden şimdi DNA'nın yapısı ve eşlenmesinden başlayacağım. Biyoteknolojiye kadar çözmeyi düşünüyorum. Henüz biyoteknolojiyi bitirmediğimiz için adaptasyonu da çözeceğim ve sonrasında bırakacağım. Tam olarak 60 soru var burada. Sonrasında sözel mantıktan ziyade sayısal analiz çözmek istiyorum. Çünkü daha bu kitabımı hiç kullanamadım. Bu sayısal analizden de çarpanlar ve asal çarpanları ayırmadan soru çözeceğim. Buradan 26 soru çözeceğim bu arada. Sonrasında matematik olarak karekök çözeceğim. Bu arada karekökü o kadar sevdim ki. Mükemmel bir konu. Buradan tam kare sayılardan iki test çözeceğim. Ve son olarak da Türkçe çözmem gerekiyor. Çünkü Türkçe'de bu sözcükte anlam, cümlede anlam konularında yanlışım çıkıyor hep. Onları galiba doğru yorumlayamıyorum ben. Bu yüzden buna daha çok ağırlık vermek istediğim için de buradan sağlam bir Türkçe çözeyim ben. 57 soruda buradan ve günlük soru sayımı tamamlamış mı oluyoruz? Hemen bir bakalım. 155 etti ya. 50 soruyu nereden tamamlayacağız? Şöyle yapalım. 30 soru zaten benim paragraf çözmem gerekiyor. Bu yüzden bir de buradan ben paragrafımı da çözeyim. İngilizcenin de 3. ünitesine başlayayım. Buna başlamamıştım diye hatırlıyorum. Ve buradan da iki test çözeyim. Ve günlük 200 sorumuzu tamamlamış olalım. Tadam. Oldu. Ve geriye işin en çok süre alan kısmı kaldı bunları çözmek. Hadi bakalım o zaman ben bu aralar favorim olan ders FEN'den başlıyorum. Hayır, ondan önce buraya ne yapacaklarımızı yazacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Şimdi ben FEN çözmeye başlıyorum. Soru fenimi bitirdim. Toplamda 60 soruda 3 yanlışım çıkmış. Şimdi böyle çok azıcık, mini minnacık bir ara vereceğim. Evet, şimdi aradan geldim. Bir de ışıklarım yaktım daha aydınlık olsun diye. 57 soru Türkçe'ye başlayacağım. Belki hepsini bir anda çözmem ya da çözebilirim. Bana belli olmaz. Şimdi ben sözcükte anlam 5 karma testten başlıyorum. Herkese tekrardan merhaba. Ben Türkçe'yi bitirdim. Sizler de zaten az önce izlediniz. Ama şöyle bir detay var ki ben bunu unuttum söylemeyi ve kendim de aslında unuttum. Ben zaten okulda her gün soru çözüyorum teneffüslerde ya da ders aralarında vesaire. Ya da mesela ders atıyorum bir soru çözüyoruzdur. Soruyu ben erken bitirince hemen sıranın altından bir test kitabım çıkar. O yüzden de bu belirttiğim zamanlarda 35 tane soru zaten çözmüştüm ben. Ben zaten 35 tane soru çözdüğüm için şimdi bu İngilizceyi iptal edeceğim. Zaten hani gerekli de değildi aslında. Sadece hani daha bir 200'e tamamlamak için yazmıştım onu. O yüzden İngilizceyi iptal ediyorum. Benim bu Türkçe çözerken aklıma geldiği için her ne kadar biraz geç olsa da
Geç olsun güç olmasın demişler. Bu arada çözdüğüm dersleri de söyleyeyim. Çünkü bugün matematik biraz az görünüyor ama ben okulda zaten 15 tane yeni nesil matematik çözmüştüm. Bir de 20 tane de yeni nesil fen çözdüm. Aslında bugün 80 soru fen çözmüş oluyorum. Bence gayet iyi bir sayı. 152 soru çözmüş bulunmaktayım. Şimdi matematiğe başlayacağım artık. Çünkü matematik yani bir başlayalım. Haydi bakalım başlıyoruz. Matematiği de bitirdim. Matematikten bir testim full çıktı. Diğeri 2 yanlış çıktı. 2 yanlışı beklemiyordum. Matematikten hala böyle doğru olarak çözdüğümü sandığım sorular yanlış çıkıyor. Bu biraz hayal kırıklığı yaratabiliyor ama yavaş yavaş düzeltebileceğimi düşünüyorum. O zaman sayısal analiz çözmeye başlayalım. Çok uzun süreceğine eminim. Görüşürüz. Tekrardan selam. Az önce de izlediğiniz gibi ben sayısal analiz sorularını da bitirdim. Açıkçası biraz sayısal analize karşı ön yargılıydım. Çünkü yani isminden dolayı. Soruların bazıları evet zor olabilir. Çözememiş olabilirim. Ama genel anlamda ben çok eğlendim. Ve bu aralar garip bir şekilde böyle yeni nesil matematik çözmeye bayılıyorum. Böyle bir sayfa falan olan soruları çözmekten çok hoşlanıyorum. Neden bilmiyorum ama gerçekten öyle. Eskiden mesela okula giderken yanıma hani ek kaynaklarından matematik almazdım bile. Ama şu an mesela böyle bir sayfalık içinde matematik soruları olan kitapları falan götürmeye başladım. Ve mesela boş zamanlarımda onu çözüyorum. Çünkü çok eğlenceli geliyor. Bulmaca gibi geliyor. Bu yüzden bu açıdan biraz avantaj sağladığımı düşünüyorum. Zaten benim fikrimce LGS'ye hazırlanan bir öğrencinin en sevdiği dersin fen ya da matematik olması çok büyük bir avantaj bence. Çünkü yani herkes daha sevdiği konuları çözmek ister. Sayısalı çözmekten zevk alan kişiler çok daha avantajlı maalesef ki. Ama ben de içinde olduğum için galiba ben de avantajlı oluyorum. Ama diğerleri avantajlı olamamış oluyor. Neyse bunu daha fazla tartışmayacağım. Bu arada her soru çözümünün bitişindeki gibi söyleyeyim bunu da. Birinci testten bir yanlış bir boşum çıktı. İkinci testten de 3 yanlışım çıktı. Birinci test 9 soruydu. Diğer testte 26 soruydu. Yok pardon. Çok özür dilerim. Birinci test 9 soruydu. Diğer test 17 soruydu. Toplamda 26 soru. Pardon. Ve son olarak 26 soru paragrafım kaldı. Sonra bitiyor. 200 soruyu da tamamlamış oluyorum. Hayli hayli hatta artmış bile oluyor olabilir. O zaman son olarak paragrafı da çözelim ve bugünkü çalışmamız ve dolayısıyla videomuz bitsin. Hadi bakalım. Ve evet günlük çalışmamın ve dolayısıyla da videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Benim için çok ama çok verimli bir çalışma oldu. Gerçekten herhalde şimdiye kadar çektiğim en içmesinden ders çalışma günlüğü bu olabilir. Bilmiyorum bir hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. 200 soruyu geçtim ama okuldaki çözdüklerimi de hesaba katacak olursak 215-216 civarı soru çözdüm bugün ve saat 11'i çeyrek geçiyor. Çalışmamı bugünlük burada bitiriyorum. Sizlere de görüşürüz diyorum. Video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.